Sosyal medya herkesin mecrasıdır. Böyle önemli bir mecrayı işinizde neden kullanmanız gerektiği ile ilgili kısa bir eğitimi sizler için hazırladık ve paylaştık. Sosyal medyayı kısaca tanımlamak gerekirse, üyelerinin profil veya hesap sayfasının bulunduğu iki yönlü etkileşime imkan sağlayan, karşılıklı yazışma imkanı sağlayan internet siteleri veya sayfanın bütünü diyebiliriz. Buna örnek siteler olarak Facebook, Twitter, LinkedIn gibi siteler söylenebilir. Bunun haricinde video paylaşma imkanı sağlayan YouTube ve benzeri siteler de mevcuttur. Sosyal medyada faaliyet göstermek şirketlere çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajları şu şekilde belirtebiliriz. 1. Marka bilinirliğinde, şirket tanınırlığında artış. Bireyler tarafından gittikçe artan bir şekilde kullanılan sosyal medyada bulunarak hedef kitlenizin bulunduğu ortamda yer alacaksınız. Bu sayede müşterileriniz ve potansiyel müşterilerinizle yakın iletişim içinde olmanın yanı sıra sizi o ana kadar duymamış olan kişilerle de tanışma imkanı olacak, uzun vadeli ilişkiler kurulabilecektir. 2. CRM. Müşterileri ve hedef kitlesiyle aynı seviyede bulunan, onların istek ve ihtiyaçlarına ilgi gösteren, olumlu da olsa, olumsuz da olsa yorumlarla yakından ilgilenen şirketler, hedef kitlenin gözünde yakın ve ulaşılabilir bir konum kazanmaktadır. Şirket tarafından değer gören bireylerin, şirket ve marka hakkında olumlu izlenimlerini kendi etki çevrelerine yaydıkları pek çok örnekte görülmektedir. Ayrıca sosyal medyada yer almak, müşterilerinizin ve hedef kitlenizin istek ve ihtiyaçlarına karşı bir tür erken uyarı sistemi olarak görev yapacak, pazarı yakından takip etmenizi sağlayacaktır. 3. Doğru marka iletişimi. Sosyal medyada yer almamakta kontrolünüzden kaçabilecek mesajlar yerine istenilen bir iletişim tonu çerçevesinde kendi varlığınızı yaratıp genel kabul görmüş hale getirmek ileri aşamalar için sağlam bir temel oluşturacaktır. 4. Satışlarda artış. Sosyal medyada bazı başarılı uygulamalar satışların artmasına yardımcı olmaktadır. Sosyal medyada oluşturulan gruplara özel tanımlanan bazı faydalar, indirim kuponları, özel kampanyalar hem buradaki kitlenin artmasına yardımcı olmakta hem de satış olarak geri dönüş sağlamaktadır. 5. Trafik yaratımı. Sosyal medyada iletişimde olduğunuz kişiler, duyurular, kampanyalar, organizasyonlar ya da merak ettikleri diğer konular hakkında bilgi almak ve detayları öğrenmek için muhtemelen web sitenize gelecektir. Bu konuda sosyal medyadan web sitenize yönelen kişileri ana sayfanıza yönlendirip orada ilgilendikleri konuyu bulmalarını beklemek çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Yapılan yönlendirmelerde en iyi sonucu almak için her konuyla ilgili olan sayfalar kullanılmalı, mümkünse sosyal medyada verilen mesajların paralelinde özel bir sayfa oluşturup o sayfaya yönlendirme yapılmalıdır. Arama motorlarında gelişen sonuçlar. Başarılı sosyal medya uygulamaları, değişik kaynaklardan sağlanan bağlantılarla arama motorlarında şirket sitesinin performansının artmasına destek verecektir. Ayrıca arama motorlarında şirket adı ya da marka aramalarında ilk gelen sonuç sayfasında ilk 10 sıra içinde muhtemelen daha çok sayıda yer kazanılmış olacaktır. 7. Olası risklerin önüne geçmek. Sosyal medyada yer almamakla bir riskten kaçınmış olmuyorsunuz. Siz orada olmazsanız da insanlar hakkınızda konuşabilecektir. Tepki veremediğiniz noktada sessizlik, istemediğiniz konuları kabul ettiğiniz şeklinde yanlış bir algı oluşturabilecektir. 8. Rekabette avantaj.
Sosyal medyada bulunan ve başarılı projeler yürüten şirketlerin müşteriler gözünde rakip şirket ve markalara göre öncelikli bir yeri olabilecek. Şirketlerini daha yenilikçi ve teknolojiye yakın bir şekilde konumlandırabileceklerdir.